Umut Bey, sizden çok çok özür diliyorum. Siz böyle davet ettiğim için ama başka türlü gelmeyeceğinizi düşünmüştüm. Vallahi doğru düşünmüşsünüz Murat Bey. Yani böyle apar topar. Bakın ben bu işi yapmak istemediğimi söyledim. Siz ne yapacaksınız? Silah soruyla mı yaptıracaksınız bana? Anlamadım ki. Size söylediklerimi duyduğunuzda kendiniz kabul edeceksiniz. Lütfen bana eşlik edin. Buyurun. Murat Bey ben... benim fikrim bir kere hiçbir şekilde değişmeyecek. Ben size onu söyleyeyim. Yani ben Ali Necat Karasu'yla hiçbir şekilde bir iş yapmak istemiyorum. Ben size Ali Necat'la değil, benimle çalışmanızı teklif edeceğim. Bakın ne sizinle ne de Ali Necat'la iş yapmak istemiyorum. Lütfen anlayın beni. O zaman daha açık konuşayım. Ben size araba yapmayı değil... Ali Necat'ı bitirmeyi teklif ediyorum. Anlamadım. Siz onun hani eski arkadaşıydınız. Nasıl yani? Anlamıyorum ben. Ali Necat da öyle zannediyor. Ama durum benim için öyle değil. Sizin de alıp veremediğiniz var Ali Necat'la. Orası sizi hiç ilgilendirmez. Ben de size bu soruyu sorduğumda bana böyle yanıt vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Bakın Murat Bey, ben bu araba meselesinin Ali Necat için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Yani en iyi de ben anlarım zaten. Sizin de anladığım kadarıyla öyle araba yapmak gibi falan bir hayaliniz yok. Lütfen siz kendi probleminizi kendiniz çözün, ben kendi problemimi kendim çözeyim. Oysa ben çok iyi anlaşacağımızı düşünmüştüm. Yok, yanlış düşünmüşsünüz. Öyle olsun. Eğer söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Umut Bey, bu gece için sizden tekrar tekrar özür diliyorum. Ama sizin tek başınıza eve gitmenize gönlüm razı olmaz. Arkadaşlar sizi bıraksınlar. İyi geceler. Çocuklar, misafirimizi bırakın. Merak etme. Halledeceğiz. Nazcığım, biliyorum son günlerde çok şey yaşadın. Kafan karıştı. Ama merak etme. Her şey olacağına var. Zamanla düzelir. Sıkma canını. O kadar hızlı değişiyor ki her şey yani. Ben de bilmiyorum ne hissedeceğimi, ne yapacağımı. Yani aslında ben bir şeyler hissettim. Ne hissettin? Hastanede Ali Necat'ın sana nasıl baktığını gördüm. Anne. Ne var bunda Naz? Hayatının yarısını Umut'un sana yaptıklarına katlanmakla geçirdin. Diğer yarısını da vicdan azabıyla mı geçireceksin? Siz ayrıldınız evladım. Ve bu işte en masum da sensin. Anne benim içimde kocaman bir boşluk var. Umut sadece benim kocam değildi ki. Hem de en yakın arkadaşımdı. Şimdi ben birden nasıl yeniden başka bir hayata başlayayım Allah aşkına yani. Çok zor geliyor her şey, çok ağır. Naz, sakın duygularınla vicdanını karıştırma evladım. Kendisi, önünde koskoca bir hayat var. Sen de beni zorlama. Ne zorlayacağım evladım seni? Daha önce zorladıktan ne oldu, başımıza neler geldi biliyoruz. Ben sadece mutlu olmanı istiyorum Naz. Belki de ben mutlu olmayı hak etmiyorum. Belki de siz haklıydınız. Biz çok büyük bir hata yaptık. Şimdi onun bedelini ödüyoruz işte. Naz, çok rica ediyorum saçmalama.
dedi. Odanızdasın. Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsunuz? Ne işin var senin burada? Herkese tek tek hesap mı vereceğim ben? Eşyalarımı toplamaya geldim, görmüyor musun? İyi güzel, toparla eşyalarını, defol git buradan. Anlamadım, ne diyorsun? Duymuyor musun kardeşim? Defol git dedim. Oğlum bak, kemiklerini kırarım ha. Hadi bir dene. Lütfen bir dene. Hadi. Kime güveniyorsun lan sen? Bizden aldın o 500 bin, hemen geri vereceksin. Seni tamirhane köşelerinden alıp hayalini bile kuramayacağın işler verdik. Ama sen ne yaptın? 3 kuruş daha fazla kazanmak için bize verdiğin sözleri, şerefini bir kenara bıraktın. Terbiyeli konuş lan. Ne olur lan konuşmasam. Ne olur konuşmasam. Pis herif. Sen mi öğreteceksin bana adamları? Benim umurumda olsaydı eğer para, ben senin o patronun teklif ettiği ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen ne diyorsun lan? Kime diyorsun sen? Sakin ol. Ne olacak lan duymasa? Terbiyesiz. Atölyende mi sanıyorsun sen kendini? Senin gibi küçük insanlara güvendim ben. Oğlum ne diyorsun lan sen? Gel lan gel. Çık buradan. Oğlum bak gebertirim seni ha. Götürün bunu buradan. Götürün. Kusura bakmayın Oğuz Bey. Tamam arkadaşlar, işiniz başınıza. Hadi işiniz başınıza. Tamam. Umut Bey. Beyefendi. Umut Bey birader, odaya girme sakın. Buyurun buyurun. Çık dışarı be. Çık. Ne yapıyorsun? Umut Bey. Arkamdan adam yollayıp beni ikna edebileceğini mi zannediyorsun sen? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Söylediğim gayet açık. Değil 100 katını, 1000 katını da versen seninle hiçbir iş yapmam ben artık. Sen benimle böyle konuşamazsın yalnız. Konuşuyorum işte. Konuşuyorum. Tamam. Git anahtarı al, gel hadi. Hak. Bak bana istemeyeceğim şeyleri yaptırma lütfen. Yapsana ya. Ya yapsana. Küçücük bir şey, ufacık bir şey yapsana. Hadi. Sen daha hayalini kurduğun işi yapmaktan acizsin. Karşıma geçmiş böyle şeyler söylüyorsun. Ben seni anlamıyorum yani seni. Sen nesin biliyor musun? Sen bir hiçsin. Seni bir daha burada görmek istemiyorum. Şimdi çık dışarı. Ben de seni Naz'ın yanında görmek istemiyorum. Aç şu kapıyı. Ama göreceksin. Ben nefes aldığım sürece buna engel olacağım. Duydun mu beni? Bırak. Ya bırak! Ha, bırak ya! Bırak kardeşim! Bırak! Kendim giderim. Ya çekilin ya! Kendim çıkarım ben. Toplantı bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Efendim öyle bir şey... Çık dışarı Oğuz. Sen kal Mert. Ne diyor bu adam? Sen ya da bir başkası onu ikna etmek için yanına gitmedi değil mi? Olur mu öyle şey abi? Senden habersiz böyle bir şey yapar mıyız?
Doydun mu paşam? Evet, doydum. Afiyet olsun. Biraz daha portakal suyu vereyim mi sana? Hayır, teşekkür ederim. Feyza Hanım'ın kahvesini götürüyorum abla. Günaydın. Günaydın Feyza Hanım, kahvenizi getiriyordum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın hala. Nasılsın kancım? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bitirmişiz kahvaltımızı, hı? Evet. Şimdi sana bir sır vereceğim. Ama aramızda kalacak, tamam mı? Yani benden duyduğun kimseye söylemeyeceksin. Hadi ne olur söyle. Hadi ne olur. Tamam sakin. Tamam, ya söyleyeceğim. Tamam, sakin ol. Ya sakin ol. Benden duymadı, tamam mı? Tamam, senden duymadım. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Söyle, söyle. Hadi söyle. Galiba dedenin sana bir sürprizi var. Peki ne? Peki ne biliyor musun? Ne olur söyle. O kadar, hadi, o kadar da bilmiyorum. Ne olur söyle. Ne olur. Hadi söyle. Ne olur söyle. Ya acaba gidip dedeye sorsan daha mı iyi olur? Ne dersin? Evet, ben gidip bana sorayım. Kaan. Kaan. Ama aramızda bak. Tamam mı? Tamam. Tamam aramızda. Girin. Gelebilir miyim? Gel bakalım. Ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Alan bana bir şey söylemişti de. Öyle mi? Peki halan ne söyledi sana? Aslında bir şey söylememiştim. Ben şey için gelmiştim. Evet. Birileri dilini tutamamış anlaşılan. Bak bakalım orada ne var. Bu balıklar çok güzelmiş. Bu akvaryum kimin? Senin. Gerçekten mi? Gerçekten senin. Çok teşekkür ederim dedeciğim. Balıklar çok beğendim. Çok sevindim. Günaydın Ali Necat. Ha, ne yapıyorsun? İyiyim. İyi sayılırım yani. Annemle kahvaltı yapıyoruz şimdi. İstersen görüşelim. Binan olur. Tamam. Bir öğle yemeği yiyelim senin hadi. Tamam. Konuşuruz o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne? Çayını koydum, başka bir şeyler hazır mı diye bakıyorum. Yok değil. Teşekkür ederim çay için de ayrıca. Anneciğim niye uyandırmıyorsun beni ya? Geç kaldık ya. Günaydın. Bazı gün uyandırıyorum. Dersim yok, niye uyandırdın diye söyleniyorsun. Senin bu ders programına da bir türlü aklım ermedi ya. Ya kocaman kızsın. Kendi kendine uyanmayı beceremiyor musun? Ay bir dokunduk, bina işittik yani senden ha. Yeni mi börekler? Ya dokunma, dokunma, onlar sipariş. Cahide Hanım, böreklerinden, çöreklerinden yemek için artık para mı vereceğiz sana, ne yapacağız? Bir tanecik böreği bir tanecik kızına çok gördün ya, yazık ya. Soycuk yapıp da beni oyalama, acelem var. Çok güzel olmuş. Ne bunlar? Yeni bir restoran açılmış. Oradan geldi sipariş de. Eğer beğenilirse devamı gelecek inşallah. İyi hadi bakalım. Koy bakayım şunu. Kapatamamışsın bak bunları. Bu şeyden kapan. Bir tane alayım mı şundan? Soytarı. Koy şunu. Tamam dur.
Senin ne işin var burada? Geç kaldın. Ben alayım onları. Yok yok, ağır değil, istemem. Lütfen canım, ben şey yapayım. Hatta siz nereye gidiyorsanız biz bırakalım sizi. Yok yok, ben giderim çocuğum. Ya lütfen, buyurun. Hadi anneciğim, gidelim. Ne? Hadi bari. Ay. Ben ilk çocuğumu kaybettiğim zaman bütün dünya başıma yıkılmıştı sanki. O kadar çok inanmıştım ki onu doğuracağıma. Bir türlü kabullenemedim işte. Sonra hayatımın en önemli kararını aldığım sırada hamile olduğunu öğrendim. Anlamıyorum ki bu ne demek. Ve yine aynı şeyleri yaşadım. Yine başaramadım. Galiba artık kabullenmem lazım. Ben anne olamayacağım. Hadi. Düşünme artık böyle şeyler lütfen. Sadece anlamaya çalışıyorum. Bu bir talihsizlik mi? Şanssızlık mı? Kader mi? Neden? Hadi aklımı kurtar artık böyle şeylerden. Ne kadar zor olduğunun farkındayım. Eğer o direksiyonu bir saniye önce çevirseydim ya da ablam beni aramasaydı belki Barış şu an hayattaydı. Ama bunları düşünerek yaşayamayız nasıl? Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Her şeye rağmen. Ben seni tanımadan önce kimsenin acılarını dinlemezdim nasıl? Ne de kendi acılarımı anlatıyordum. Biliyorum. Biliyorum, çok ağır bir şey. Öyle bir an geliyor ki gücün kalmadığını hissediyorsun. Seni çok iyi anlıyorum. Ama ne olursa olsun senin yanındayım. Hoş geldiniz Celal. Hoş bulduk Savaş, hoş bulduk oğlum. Ne olur güven bana. Ne olur. Cahide anne. Nasıl? Cahide anne bak. Sen bu adamla burada ne yapıyorsun? Cahide anne yanlış anladın. Benim arkadaşım Ali Necat. Nasıl yaparsın bunu nasıl? Yok öyle bir şey değil. Nasıl yaparsın bunu? Sana nasıl da güvenmişim. Ben bir şey yapmadım ki gerçekten bak yanlış anladın. Hadi beni bir kenara bırak. Sen kendine nasıl yakıştırırsın böyle bir şeyi? Yapmadım bir şey. Yapmadım bir şey. Naz unutma ki sen hala evli bir kadınsın. Hanımefendi lütfen. Lütfen biraz sakin olur musunuz? Cahide anne bak sus. Sus Allah rızası için tek kelime etme. Zaten söyleyecek neyim var ki? Yazık. Bugüne kadar boşu boşuna kendi evladımın günahını almışım. Ama sen bunların hiçbirine değmiyormuşsun. Hanımefendi lütfen. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ali Necat beni hemen buradan götürür müsün lütfen? Çabuk. Çabuk gidelim ne olur. Sabah alabilir miyim? Tamam kalk kalk. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hiç değmezmiş. Hiç değmezmiş. Yazıklar olsun. Ne zaman açar bunlar Müşfik? Beyim havalar böyle giderse bir iki günü açar bence. Güzel, güzel. Siz bunların ne zaman açacağını anlıyor musunuz? Anlıyoruz tabii. Gerçekten mi? Çok güzelmiş. Sence ben de anlayabilir miyim? Hep benim gibi, hele Müşfik gibi uzun süre çiçeklerle ilgilenirsen günün birinde sen de anlarsın. Hı? Bak Kaan, şunu görüyor musun? Tomurcuk bu. Yavaş yavaş açmaya başlamış bile. En fazla bir iki güne kadar açar demektir. Bir sabah bir uyanacağız ki bütün çiçekler açmış olacak.
Ben de her sabah uyandığımda bu çiçekler açmış mı diye bakmaya gelebilir miyim? Gel tabii. Babamın Kaan'la kurduğu ilişkiye inanabiliyor musun? Valla ne yalan söyleyeyim, ben de çok şaşırıyorum. Tarık Bey'den böyle bir değişim hiç beklemezdim. Ben de. Yıllardır ne yaparsak yapalım bir türlü başaramadığımız şeyi Kaan geldi ve kısacık bir sürede başardı. Kaan'ın bu evde pek çok kişinin hayatına dokunduğu bir gerçek. Demek ki bu evin ihtiyacı olan şey sevgiymiş. O musaf koşulsuz sevgisi. Beyza Hanım. Efendim. Akşam yemeğinde misafiriniz için arzu ettiğiniz özel bir şey var mı diye sormaya gelmiştim. Ne olabilir? Murat neyi severdi ya? Ha, revani. Revani'yi çok severdi Murat. Tamam efendim. Menüyü ayrıca size sunarım. Teşekkür ederim. Murat? Revani'yi çok sever. Akşam eve Murat Bey davet ediliyor. Ve benim bundan haberim yok, öyle mi? Şey, yanlış anlama Neslihan'cığım ama yani yemeği misafir davet ederken niye senin haberin olacak? Ay Feyza, aşk olsun, onu kastetmediğimi gayet iyi biliyorsun ama en azından ben de davet edilebilirdim, değil mi? Hoş, benim bugün işim var ama. Tamam o zaman canım, neyi konuşuyoruz? Yani sorun yok. Canım benim. Vallahi Ayhan'cığım, o Pınar denen kadını benim hiç gözüm tutmadı, biliyor musun? Aa, niye öyle söylüyorsun Ayşen ya? Yani bana da çok aklı başında, ne istediğini bilen bir kadın gibi geldi. Kendi düşeni ağlamaz. Nasıl? Neyse, bize ne diyorum yani. Niyeti ciddiyse tanıştırırız mal sahibiyle. Yaparlar pazarlıklarını, alacaksa alır. Tabii canım, bize ne? Evet, çok doğru söyledin. Aynen öyle. Rahide Hanım, hoş geldin. İyi misin? Değilim Ayşen Hanım. Hem de hiç iyi değilim. Ne oldu? Ben bugün öyle bir şey gördüm ki. Gözlerim kör olsaydı da keşke görmeseydim dedim. Ne oldu? Ne gördün? Şu hani... Şu zengin adam var ya, hani bu Naz'la haberi çıkan. Ben bugün onları el ele göz göze gördüm Ayşen Hanım. Yok canım. Yani yanlış görmüşsündür ya da ne bileyim. Vallahi gördüklerim o kadar ayan beyan ortadaydı ki. Yanlış anlaşılacak hiçbir tarafı yoktu. Ama Cahit'in yani... Hani Umut'un Naz'ı aldattığını söylediğini hatırlıyor musun? Evet. İşte ben o gün yer yarılsa da yerin dibine girsem demiştim. Ölsem demiştim. Ama ben bugün öldüm Ayşen Hanım. Bugün ben bir evladımı kaybettim. Kızımı kaybettim. Cahit'in biliyorsun onun arası zaten kötüydü yani... Belki de böylesi daha hayırlı olmuştur. Ha, söyleyeceğim bu yani. Vallahi ben ne diyeyim sana Ayşe Hanım? İstediğin oldu, gözün aydın. Şimdi rahatlamışsındır. Nasıl konuşmak öyle Cahit Hanım? Keşke daha çok konuşabilsem, daha çok şey söyleyebilsem. Ama söyleyecek neyim kaldı ki, şurama bir kılıç saplandı, kılıç. Söyleyecek kelime bile bulamıyorum. Cahit Hanım bak, bunlar burada konuşulacak şeyler değil. İstersen bir yere gidelim, orada konuşalım. İstemez efendim, istemez. İstemez. Size söyleyecek daha neyim kaldı ki? Ne söyleyeyim ki ben size? Ne yapacağım ben şimdi ya? Sen kötü bir şey yapmadın. Bunun artık bir önemi yok ki. Ben ne dersem diyeyim inanmayacak zaten. Cade anne çok iyi bir kadındır. Biz Umut'la ayrılsak bile o hep benim hayatımda olacak diye düşünüyordum. Hep birbirimizin hayatında olacağız diye düşünüyordum. Şimdi o kaldıramaz ki bunu. Ben ne yaparsam yapayım inanmayacak işte. Zamanı gelince anlatırsın Naz. Şimdi bir de bunu mu düşüneceksin? Sanmıyorum artık. Ne söylesem de inanmayacak.
Anne hayırdır ya? Ne oldu yani bu halin? Yok bir şey oğlum. Ha? Nasıl? Yorgunluk işte. Nasıl yok bir şey ya? Anlamıyor muyum ben? Ne oldu? Anlat bakayım bir. Yok bir oğlum, yok bir şey. Hadi sen işine bak. Beni merak etme. İyi tamam hadi. Ben gideyim o zaman. Gideyim bir Naz'la konuşayım. Niye? Ne oldu ki? Senin Naz'la konuşacak neyin kaldı ki? Ya anne kız hastaneden çıktı. Daha gidip görmedim bile. Bir de merak ediyorum ya. Gidelim bir konuşalım yani hani. Aman be oğlum. Bırak kurcalama artık. Otur oturduğun yerde. Ne oluyor anne ya? Şş, ne oluyor? Oğlum bir de beni dinle ne olur. Tamam artık tamam. Bir kere de beni dinle. Sen ne olduğunu bir anlatsana ya bana. Ne oldu, bir şey mi konuştun sen Naz'la? Aman ne konuşacağım ben Naz'la? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Benim için Naz diye biri yok artık. Senin davan ne zamandı? Ne yapacaksın anne sen davanı ne zaman oldun? Oğlum söylesene ne zamandı? Yarın. Hayırdır? Ha. Niye soruyorsun sen böyle şeyler anne? Tamam. Boşan bitsin bu iş bitsin artık. Boşanayım bitsin bu iş. Sen mi söylüyorsun anne bunu? Ha? Aman oğlum yuvanı yıkma, aman oğlum aranı toparla, düzelt falan diyorsun normalde bana. Sen şimdi... Senin yuvan çoktan yıkılmış oğlum. Senin haberin yok. Nasıl, ne diyorsun yani? Umut. Ben bugün Naz'ı o zengin bir adam var ya, nedir adı? Ali Necat mı neyse işte. Onunla el ele gördüm, el ele. Daha ne diyeyim sana? Umut. Umut sakin ol oğlum. Aklı başında davran olur mu? Ederim. İyi geceler. İyi geceler. Ha, Naz. Ayın doğum gününe geleceksin değil mi? Pek sanmıyorum. Çok üzülür ama. Yarın benim için çok zor bir gün olacak. Sabah boşanma davamız var. Yine de bekleyeceğiz. Ha bu arada doğum günden sonra daha evine gideceğiz. Hmm. Çok sevmiştin orayı. Belki beraber gideriz. Zor zamanlarımda yanımda olman benim için çok değerli. Teşekkür ederim. Aynı şey benim için de geçerli. Thank you.
Her zaman yanında olmak istiyorum senin. Her zaman. İyi geceler. Ne yapıyorsun sen burada? O herifle dağ evine mi gittin sen? Hı? Sana ne? Siz baya baya aşk yaşamaya başlamışsınız ya. Ne zaman başladı bu? Hı? Ava'da mı? Yoksa İtalya'da mı? Yoksa acaba sen İtalya'ya onunla buluşmaya mı gittin? He? Nedenin farkında mısın Umut? Ben gayet farkındayım ne dediğimin. Ne ya bu böyle? Adamın çocuğuna annelik yap, dağ evlerine git, gez dolaş. Ne oluyoruz ya? Saçmalıyorsun. Ben mi saçmalıyorum? Ben mi saçmalıyorum ya? Ben asıl saçmalığın ne olduğunu söyleyeyim sana. Senin boşanmadan elin herifiyle sokaklarda geziyor olman. El ele, kol kola dolaşıyor olman. Umut bak ben çok üzgünüm. Cahide annenin kalbini kırdığım için çok üzgünüm. Cahide anne bugün bizi gördüğü zaman tam... Kendimi kötü hissettiğim için Ali Necat bana destek olmaya çalışıyordu. O anda gördü gerçekten. Destek olmak için mi? Evet. Benim alnımda aptal mı yazıyor ya? Aptal mıyım ben? Ne desteğinden bahsediyorsun sen? Dürüst ol biraz, dürüst. Aşıksınız işte. Aşık oldum de, seviyorum herifi de. Biraz dobro ol. Ne oldu söyleyemiyorsun değil mi? Yüzme söyleyemiyorsun. Söylesene hadi. Hadi söyle. Sen öyle daha iyi hissedeceksen iyi, öyle olsun. Yapmayın ama küçüklere de bırakın biraz. Hepsini siz yemeyin. Olmaz. Tamam mı? Babacığım. Vay. Süper. Evet. Bunu almış deden sana. Evet bunu almış. Bana bir sürpriz yaptı. Çok güzel bir sürpriz öyle değil mi? Evet balıklar da çok güzel bak. Karınlarını doyurdun mu? Gel bakayım buraya. Evet doyurdum. Ha. Büyükler hepsini yedi. Hiç küçüklere bırakmadılar. Merak etme onlar da yer. Çok güzel ama değil mi Kaan? Bak şu çok aç kaldı. Hangisi? Bu. Yemiştir o, yemiştir merak etme. Çok güzel renkleri. Evet, ben en çok şunu seviyorum. Evet, galiba o en güzeli. Hı hı. Ama hepsi güzel. Evet. Ne isim koyacağız peki bunlara? Bilmem, karıştırmaz mıyız? Karıştırmayız, neden karıştıralım? Yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Mesela bu ismi ne olsun? Evet birader, hava güzel. Başkan hadi ya, çıkarttın bizi evlere, sığamıyorum dedim. Konuşsana abi. Sığamıyorum işte kanka, tamam geldik güzel. Açık alan, hava alıyoruz falan. Ne diyeyim abi, ne diyeyim yani? Ne oldu ya? Var sende bir şey, anlat hadi. Ya ne anlatayım Genco ya, ne anlatayım? Ha bak arıyor, modele bak modele. Kim arıyor? Ne arıyorsun lan sen beni hala? Aa ustacım, o nasıl konuşmak öyle, çok ayıp, hiç yakıştıramadım sana. Bana bak, senin öyle artistliğini falan çekecek halim yok benim. Ne söyleyeceksen söyle doğru düzgün hadi. Bugünkü kavga gürültü arasında söylemeyi unuttum tabii. Şimdi önümde seninle yaptığımız sözleşme var. Bu sözleşmeye göre sen taahhüdünü yerine getirmezsen bizden aldığın paranın 3 katını ödeyeceğin yazıyor. Ya sizin sözleşmenizde cezanız da umurumda değil benim. Ne istiyorsanız yapın. Bak Umut'cum, bu işler senin çevrendeki insanlara verdiğin sözlere benzemez. Bu işin şakası yok, güven bana. Sana verdiğimiz parayı geri almasını iyi biliriz. Ama sorun şu ki sende o kadar para yok. O yüzden yaptığın bütün tasarımların hakkı artık bize ait. Yok ya. Başka? O iş o kadar kolay değil Mert Bey. Sıkar birazcık. Ama
Buradaki imza öyle demiyor. Ya sizin imzanıza da belgenize de. Yok kardeşim, size hiçbir şey yapmıyorum. Alırsınız 500 bininizi. Gidersiniz, ne iş yapacaksanız yaparsınız. Aa, sen beni anlamadın galiba. Bize olan borcun artık 1,5 milyoncuk canım. Sen ne zaman o parayı ödersen o zaman alırsın tasarımlarını. E ödeyemeyeceğine göre artık kendine yeni çizimler yaparak oyalanırsın. Sana ne lan? Sana ne? Ben sana mı soracağım çizimi yapıp yapmayacağım? Hadi kendine iyi bak, kolay gelsin. Alo. Alo. Ağzını s**tim herifi. Oğlum bunlar beni öldürecek bak. Gerçekten katil olacağım ha ben bu herifler yüzünden. Tamam tamam, sakin ol birader. Ne oluyor ya? Ne oluyor, mevzu ne? Ya herif benim çizimlere konmak istiyor ya. Abi konsun senin çizimlerini. Ne olacak ki? Senin hepsi kafanda sonuçta. Yenisini yaparsın abi. Baba mesele o değil. Sen anlamıyorsun galiba ya. Ben bu herifler için değil Arap'ı, ben kapı kolu çizmem ya. Ya herif Naz'ı elimden almaya kalkıyor. Çizimimi elimden almaya kalkıyor. Böyle bir şey var mı ya? Ya Naz'ı falan karıştırma şimdi. Naz'la ne alakası var? Baba sen bak hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şeyden haberim yok. Ya daha yarım saat önce ben bu herifi, o Ali Necat denen hıyarı evin önünde Naz'la beraber gördüm abi. Herif bunlar aşk yaşıyorlar bayağı. Genco anlamıyorsun sen abi. Ne diyorsun lan? Gördüm abi, gözümle gördüm diyorum ya. Gözümle gördüm diyorum. Allah Allah. Ama sen dur bak. Dur bak, ben biliyorum yapacağımı. Nasıl ya? Gel gel. Nereye? Atlasana bir atla. Atla bir gidelim abi. Atla birader. Hala. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Senden bunu duymak ne güzel. Merhaba. Merhaba. Bu ne şıklık böyle? Bugün de böyle olsun. Teşekkür ederim. Babacığım sen dedene teşekkür ettin mi hediyesi için? Evet ettim. Ben de teşekkür ederim baba. Rica ederim. Onu böyle sevinçli görmek beni çok mutlu etti. Torunum için bu hediye az bile. Anneciğim, acaba polise falan mı haber versek ya? Gerçekten çok endişeleniyorum. Ay, bu babam olamaz. Önce onu kaçırıp yerine başka birini gönderdiler. Bak göreceğim. Ciddi söylüyorum. Bence duymasın. Eğer duyarsa onun olup olmadığını anlarsın şimdi. Lan Murat geldi. İyi akşamlar. Hoş geldin Murat. İyi akşamlar. Hoş geldin. Nasılsınız? Sağ ol. Ne kadar şıksın. Hoş geldin Murat. Sana küçük bir hediyem var. Gerçekten. Evet. Bakalım beğenecek misin? Çok teşekkür ederim. Yani sende çok araba vardır ama belki bir model yoktur. Allah. Arabayı çok beğendim. Çok güzelmiş. Süper. Hadi. Bunlar var. Aa, bunları ben çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten seviyor musun? Evet, çok seviyorum. O zaman gel bir öpücük. Çok düşüncelisin. Ne demek? Ne yaptın? Evet. Herkes burada olduğuna göre yemeğe geçebiliriz. Ben de sizlerle beraber yemek yemeyi o kadar çok özledim ki sabırsızlanıyorum. Hadi gel bakalım. Murat sen şöyle geç istersen. Buyurun. Afiyet olsun. Abla. Teyzenimi gördün mü? He gördüm. Ne olmuş? Ay ne bileyim, ben daha önce hiç onu böyle görmemiştim. Saçlar, kıyafetler falan. Kızım işin gücün yok mu senin? Yürü hadi. Sana da bir şey söylenmiyor. Her şey çok güzel olmuş. Gerçekten. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ama sana başka bir sürprizim daha var. Sürpriz mi? Hı hı. Nedir o? Burada daha ne kadar kalacaksın Murat? Vallahi daha bir süre buradayım. Baba, daha yeni geldi Murat. Hemen göndermek mi istiyorsun? Bir süre daha burada kalırsın ama, değil mi? Yani bitirmem gereken işler var, o yüzden muhtemelen bir süre daha burada kalacağım. Seni tekrar burada aramızda görmekten çok mutlu olduk. Eksik olmayın. Benim için de mutluluk verici. Baba.
Sen ve Murat abi birlikte çok iyi arkadaş mısınız? Çocukluk arkadaşıyız biz. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani aynı mahallede mi büyüdünüz? Aslında bizim babalarımız arkadaştı. Rahmetli baban benim en yakın dostlarımdan birisiydi. Ruhu şad olsun. Çok zamansız yitirdik. Duyduğuma göre bu araba işinde Ali Nejat'la birlikte çalışacak mısın ha? Birlikte mi çalışacaksınız? Yani üzerinde çalışıyoruz. Ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Ali Nejat'ın yatırımcısı olma fikri beni çok heyecanlandırıyor. Bana sorarsan zamanına ve parana acırım. Yazık. Oğluma defalarca anlatmaya çalıştım ama görüyorum ki pek bir işe yaramamış. Demek bu olmayacak hayaller için seni de kandırmayı başardım. Bravo, bravo dostum. Niye öyle söylüyorsun baba? Tamam, bu konuda Ali Nejat'a pek güvenmediğini biliyoruz. Ama Murat bir yatırım dahisi. Onun olmayacak bir şeye yatırım yapacağını hiç sanmıyorum. Belki de boş bir hayal değildir, ha? Bunları senden duymak ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Gerçekten böyle düşünüyorum. İltifat falan etmiyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin Neslihan. Geç otur şöyle. Hayırdır Neslihan'cığım? İşim vardı hani. İptal oldu Feyza'cığım. Ya bu kadar güzel bir yemeği kaçırmak istemedim ben de. Değil mi? Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi. Abi sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ha, gözünü seveyim abi, bas gidelim yani. Sen ciddi değilsin değil mi? Hadi abi bas kontağı da gidelim. Kardeşim, kardeşim sen benimle gelmek zorunda değilsin, tamam mı? Sen benimle gelmek zorunda değilsin ya. İstemiyorsan git. Ya Umut, abi dükkan yapmak falan nedir ya? Nedir abi? Vallahi bizi yakarlar. Bak hapishanelerde çürürüz lan. Ne yapacağız peki birader? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu heriflerin yanına kar mı kalacak yaptıkları? Abi gözünü seveyim hadi. Ha, genci o. Allah aşkına bak birader. Ben kararımı verdim diyor. İstemiyorsan git ya. Ben ineyim sen pas git arabayla. Tamam o zaman madem bu kadar sinirlisin. Çıkalım abi karşısına kafasına gözünü doldur. Genci gözünü seveyim diyorum bak. Allah aşkına diyorum ya. Allah'ın adını verdim ya. Ben kararımı verdim birader. Verdim ben kararımı. Lan dükkan yapmak ne demek ya? Yakacağım bu heriflerin atölyesini yakacağım. Yak. Yak gerizekalı herif. Yak hadi git yak. Yakacağım tabii. Ha git yak. Hadi git sen. Hadi. Allah sana ya. Başkan. Başkan. Ver.
gemilere bakıyorsun? Gemileri çok mu seviyorsun? Seviyorum tabii. Benim işim bu. Bu gemileri ben yapıyorum. Gerçekten mi? Hı hı. Yani bu gemileri sen mi yüzdürüyorsun? O tasarımcıyı yeniden seninle çalışmaya ikna edemezsen ne olacak? Sonra onu yüzdürecek. İkna etmeye çalışmıyorum. Onunla bir daha çalışmayacağım. Yeni bir tasarımcıyla mı anlaşacaksın? Bilmiyorum, bakıyorum bir iki şey. Ama onun çizimleri üzerinden yola çıkacağız. Tamam ama siz hep iş mi konuşacaksınız böyle? Tamam, peki. Hani sen bana bir sürpriz hazırlayacaktın? Evet. Neymiş o? Revani. Şaka yapıyorsun. Benim Revani'yi çok sevdiğimi unutmamışsın. Bir de bana ince diyorsun. hani nerede? Feyzacığım, ilaçlarını getirdim canım. Feyzacığım, gelir misin bir dakika? Ne yaptığını sanıyorsun sen Nesliha? İlaçlarını getiriyorum Feyza. İlaçlarını getirmek için şu anı mı buldun? Feyza, gerçekten ne demek istediğini anlamıyorum. Yani ilaçlarını zamanında alman gerekiyor biliyorsun. Bu her zaman yaptığım şey. Yapma Nesliha. Ben senin niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Feyza, seni anlamıyorum. Bence şansını fazla zorlama. Bu evde seni benden başka destekleyecek hiç kimse kalmadı. Bunu biliyorsun değil mi? Sadece hatırlatayım istedim. Nesliha'cığım hadi tatlılarımız geldi. Teşekkür ederim. Feyza Revani çok güzel görünüyor. Umarım tadını da beğenirsin. Ya ben dayanamayacağım, tadına bir bakacağım. Aa, tabii tabii, başla sen. Birader, içeride kimse yok değil mi? Bir de yakmayalım ya herifleri. Yok kanka ya, ne alakası var ya? Ne alakası var? Bu saatte kim olacak? Kimse yok, biliyorum ben. Bayağı ciddi mitti yakıyoruz yani. Gel, gel, gel. Gel. Kanka dök, 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 dök. Dök hadi, dök. Ya vallahi kendimizi yakıyoruz ya. Kendimizi yakıyoruz biz abi ya. Abi biz manyak mıyız ya? Biz ne yapıyoruz abi? Kendimizi yıkıyoruz ya. Hiç döktün mü iyice kanka? Ya döküyorum abi. Döküyorum. Oğlum üstüme dökme lan. Ha üstüme dökme. Tamam. Tamam. Tamam mı? He? Tamam. Bitti mi iyice? Tamam tamam, yol yapacağım ben. Bırak. Oğlum bırak, yol yapacağım ben oraya. Tamam lan oğlum, üstüne dökme. Bunu attım şöyle. Kanka bu tarafa gel, bu tarafa. Çekil, gir. Çakmak var mı sende? Çakman da mı yok? Yok. Oğlum ateşi ver lan, ateşi ver. Ya Umut, bir şey söyleyeceğim birader. Gel yapmıyorum ya. Yapmayalım. Gidelim abi. Gidelim. Bırak şunu ya. Ver şu çakma ya. Yakacağız, gideceğiz diyoruz. Dur, geri dur biraz. Geri dur. Sen daha dur bakayım Ali Necat Karasu. Sen daha dur. Allah'ım sen bizi affet ya Rabbim. Abi hadi yürüsene. Yanacağız, yürü. Durun, ne yapıyorsunuz lan? Gel buraya. Kaçma, gelin buraya. Gel lan. Abi ne yapacağız ya? Kaç, kaç, kaç. Kaçmayın ya. Oğlum ayrı. Ne yapacağız geç, ya? Geç, ayrı, ayrı. Tamirhanede buluşalım. Tamam, tamam. Tamirhanede. Tamam.
kardeşim, ne gitme. Tamam, tamam, dur abi, dur. Bir dakika ya, dur. Yok artık. Gerçekten öyle mi oldu? Vallahi ben hatırlamıyorum. Ya nasıl hatırlamıyorsun? Az da dayak yiyordum senin yüzünden. Hadi lan. Öyle bir şey olsa bırakır mıydım ben seni onların yanında? Efendim? Efendim Mert? Abi çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Atölyede yangın çıktı. Ne olmuş? Bilmiyorum abi. Biraz önce aradılar. Kundaklamışlar abi. Birileri içeride yangın çıkartmış. Ne diyorsun Mert sen? Kim yapmış bunu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya iki kişilermiş. Birisi kaçmış, diğerini güvenlik görevlileri yakalamış. Kimmiş o? Genco diye birisi. Aslında ben bu herifi tanıyorum ha. Umut Şerifsiz'i var ya, onun tamirhanedeki ortağı. Tamam, hemen geliyorum hadi. Ne olmuş Alicat? Atölyede yangın çıkmış, daha doğrusu kundaklamışlar. Hasar büyük müymüş peki? Bilmiyorum baba. Gidince öğreneceğim. Ben de geliyorum. Baba, gidiyor musun? Geleceğim oğlum. Bana lütfen bizi de haberdar edin, tamam mı? Merak etmeyin. Efendim nasıl? Ay Necat kusura bakma. Geç saatte aradım. Müsait misin? Evet müsaitim. Dinliyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sesin iyi geldi. Değilim. Maalesef iyi değilim. Dikkat etsene ya. Ya sen müsait değilsin galiba. Sonra konuşalım istersen. Yo, dinliyorum. Atölye kundaklanmış. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Ne? Neden ki? Neden kundaklanmış? Bilmiyorum Naz. Birazdan göreceğiz. Ay inanamıyorum. Umarım çok kötü bir şey yoktur. Aslında senin de aradığın iyi oldu. Yapanlardan birinin ismi Genco'ymuş. Şu an orada yakalanmış. Genco mu? Bizim Genco değil, değil mi? Ali Necat, ne olur bir şey söyler misin? Galiba. Nasıl ya? Genco hayatta yapmaz böyle bir şey. Asla yani. Eminim ben yıllardır tanıyorum Genco'yu. Bir yanlışlık olmalı. Emin misin? Yakalanmış. Gidince anlayacağız işte. Umut ya, Umut ya. Ne yapıyorsun sen ya? Tamam, tamam. Bir şey yapma sen de. İnanamıyorum. Çok üzgünüm Ali Necat. O da orada mıymış peki? Diğeri kaçmış nasıl? Ben, sence? Ya inanamıyorum. Gerçekten bak, Umut'un bu işleri buralara kadar vardıracağını hiç düşünemezdim. Ne olursun bana söz ver. Genco'ya bir şey olmasına izin verme, olur mu? Merak etme. Elimden geleni yaparım. Kapatıyorum o zaman. Ayrıca çok üzgünüm. Ya bütün bunlar benim yüzümden. Sen de böyle düşünme, tamam mı? Sen de kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Abi yangını kontrol altına aldık. İtfaiye yolda.
Bilmiyorum abi. Ha Mert, ne yaptın? Gittim mi otele? Gittim. Polis falan geldi mi? Yok, daha polisler gelmedi. Yakaladığınızı o adam polise teslim etmeyiz. Nasıl? Ne diyorsa onu yaparsın. Birazdan geliyorum zaten, tamam mı? Hadi kapat. Tamam abi, tamam. Nasıl yaptın ya? Efendim Naz? Sen aklını mı yitirdin Umut? Kafayı mı yedin sen? Bir dur, dur ya. Dur bir. Neden bahsediyorsun? Bir sakin ol. Nereye sakin olayım ya? Delirdin mi sen? Aklını mı yitirdin? Anladım, anladım. Bakıyorum hemen haber sana ulaşmış herhalde. Ali Nejat aradı seni, he? Saçma saçma konuşma be. Çirkinleşme bir de. Hadi sen delirdin. Genco'yu niye bu pisliklerine bulaştırıyorsun? Dur bir dakika, bir dakika şimdi, bir dakika. Sen Genco'yu nereden biliyorsun? Yakalanmış da oradan biliyorum. Geri zekalı. Naz bir dakika dur. Nerede şu anda Genco? Alo. Alo. Ya. Yangın söndürüldü. Her şey kontrol altında ama hasar çok büyük. Kimseye bir şey olmadı mı? Yok, yok olmadı. Yakalanan kişi nerede? Sen polise verme deyince biz de yan tarafa aldık. Bir bakalım. Bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Umut nerede? Umut? Vallahi bilmiyorum, evdedir, bu saatte uyuyordur herhalde. Bak, hiç oyun oynayacak havam da değilim. Hadi cevap ver bakayım bana. Ne cevap vereyim ya? Umut'un bir alakası yok ki mevzuyla. Tek başına yaktın yani burayı. Evet. Ama bir arkadaşın daha varmış. Güvenlikçiler kaçarken görmüş. Kim görmüş ya? Ya bak, boya kokuyor bak burası. Boya kafa yapar acayip. Yani sen biri iki gördün herhalde. Yok öyle bir şey. Sen yalan söylemeyi bile beceremiyorsun. Nasıl yakacaksın burayı? Hem benimle ne alıp veremediğim var ki senin? Seninle ne alıp veremediğim mi olabilir? Var, bizim de kendimize göre var bir şeyler yani. Seni bırakıp kaçan adam için kendini ateşe atıyorsun ha?
Ya bak abicim, diyorum ki burası boya kokuyor. Kafa yapar. Ben yaptım diyorum ya, ben yaktım yani. Niye inanmıyorsunuz? Peki. Kamera kayıtlarına baktırın. Abi, güvenlik kameraları daha kurulmadı. Aferin ben. Ne yapalım bu herifi? Polise verin mi? Bırakın gitsin. Ama abi. Ne diyorsam onu yap Mersin. Gönderiyorum. Gönder. Çöz. Gidebilirsin. Vallahi mi? Asabımı bozma, git işte ya. Ali Necat Bey bunu neden yapıyor anlamadım ama onun yerinde ben olsaydım bunun hesabını çok fena ödetirdim size. Git hadi. Of, ah ya. Polise niye vermediler ki acaba? Yırttın oğlum ya. Mambaya arkadaş, inanamıyorum ya. Bak. Buyur. Gel şöyle, gel şöyle. Ya, geç, geç, geç. Oğlum yürü. Geç şöyle, yürü. Beni saldılar lan. Bin. Ne yapıyorsunuz siz ya? Konuşma, bin. Baştan tadilat yapmak gerek. Sen canını sıkma Enes. En kısa zamanda eski haline getiririz burayı. Gönderdim. Neden yaptın? Umut muydu adamın adı? Onu polise niye vermedin? Bazı nedenlerim var. Bu bazı nedenlerin arasında Naz da olabilir mi acaba? Umut yaralı ve öfkeli Murat. Onu içeri attırmak sadece onun öfkesini artırır. Naz'a zarar vermesini istemiyorum, o kadar. Abi, polisler senin de ifadeni istiyor.
Kenzo! Kenzo! Kardeş, kardeşim dur. Ne oldu? Oğlum bu ne hal lan? Bu ne hal? Oğlum bu suratın hali ne lan? Oğlum sen misin lan? Benim. Oğlum bu ne hal ya? Ne yaptılar oğlum sana ya? Ne yaptılar lan? Oğlum. Tamam dur kıpırdama birader kıpırdama. Oğlum. Hemşire hanım biraz yavaş ya. Abi fena ya Omuz. Oğlum böyle bir dayak yeme şekli yok ya. Ya vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyor. Yıldırımlar çarpıyor böyle tok tok. Bir ara dedim ki bari yani ölü taklidi yapayım ya. Çuval gibi yattım böyle, ölü gibi yattım. Şöyle bir döneyim bakayım dedim, gittiler mavi varan herif gördü. Geldi bir daha tok tok. Ya ne oluyoruz birader dedim ya, bir yerden sonra bir durun dedim ya. Tamam mı? Sağ ol. Umut Başkan vallahi bak. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ha. Üçüncüde ben Tahtalıköy'e gideceğim bak senin yüzünden. Oh! Hani seni bırakmıştı bu herifler? Ne bileyim, bıraktılar başta. Ondan sonra çıktım böyle gidiyorum, minibüse paket ettiler. Sonra da zaten o şofa çevirdiler. Abi ne olacaktı zaten ya? Sen git heriflerin dükkanını kül et. Ondan sonra gelip yanak mı alacaklar bizden yani? Naneleri güzel yiyoruz da Umut Başkan. Hesapları hep Genco Başkan veriyor yani, bilmiyorum. Hadi gel bir el at da kaldır beni, şuradan gidelim ya. Lan bu bacağıma da bir şey olmuş. Umut. Umut Usta. Hadi abi gel bir el at da şuraya, kaldır beni. Tamam. Alo. Murat, günaydın. Umarım erken bir saatte rahatsız etmiyorumdur seni. Günaydın Feyza, ben hep erken kalkıyorum. Ah ne güzel, ben de. Nasılsın? Dün gece biraz sıkıntılı geçmiş galiba. Şimdi iyi misin? Evet, zor bir geceydi. Özellikle Ali Nejat için. İyi mi şimdi o? İyi, daha iyi. Tabii biraz canı sıkkın ama inşallah geçecek bakalım. Sen hiç merak etme, her şey yoluna girecek. Umarım. Bir şey soracaktım. Sen bu gece Ali Nejat'ın evinde Ayhan için vereceği doğum günü partisine geleceksin değil mi? Tabii geleceğim. İstersen seni de alayım. Çok sevinirim, çok sevinirim. Hoşça kal. Görüşürüz. Sen de toparlanıp çıkabilirsin. Akşam görüşecek miyiz? Akşam. Daha akşam buçuk var. Haberleşiriz. Genco? Ne oldu sana? Tamam kızım, tamam şey yapma hadi. Ya ne oldu? Ya şey... Tartışma oldu da. Aman Allah'ım! Bu ne hal oğlum, ne oldu sana? Geç şuraya, geç. Otur. Kızım sen de yastık mastık getir de şuraya bir uzansın. Aa! Oğlum ne oldu böyle? Ceylan'la önemli bir şey değil. Bir arkadaşla biraz tartıştık işte. Nasıl önemli bir şey değil? Oğlum sen şu halini görmüyorsun galiba. Ya bir huzur içinde gün yaşayamayacak mıyız? Bir gün vurulursunuz. Bir gün yüzünüzü gözünüzü dağıtırlar. Nasıl işlere bulaştınız oğlum siz? Uzat ayağımı, uzat, uzat, uzat. Şey, Umut'la falan bir alakası yok ha. Haberin olsun yani. Umut, sen de iyi görünmüyorsun. Oğlum söylesene ne oldu? Konuşsana oğlum. Ben gideyim. Nereye? Şey, mahkemeye gideceğim. Hay Allah'ım. Hay Allah.
Vallahi kusura bakma ya, burayı da revire çevirdik Şahin anne. Oğlum ben de ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi, nasıl düşüneceğimi şaşırdım iyice Allah aşkına. Of, sen iyi misin? Ha, iyiyim işte, gördüğün gibi. Ha, çok iyi görünüyorsun ya. Günaydın Feyza Hanım. Günaydın Ayşegül. Kahvaltınızı nerede yapmak istersiniz? Kaan nerede? Kış bahçesinde. Tamam, ben de geliyorum. Tamam, peki. Günaydın İbrahim, hoş geldin. Günaydın. Kahvaltı hazırlayayım mı sana? Yok, sağ ol. Ali Necat Bey beni çağırmış da. Tamam, haber vereyim ben o zaman. Ha, geldin mi İbrahim? Nazan'ı mahkemeye götürsene. Hem göz kulak olursun ona. Tamam abi. Bu Umut olayları Murat diye getiriyorsa ne yapacağı belli olmaz. Tamam abi, merak etme sen. Tamam, akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Gerçekten inanamıyorum. Ayol, birinin iş yerini yakan birinden ne beklersin ya? İnanamıyorum yani. Çıldırmış demek. Belki de deliydi de bizim haberimiz yoktu. Naz Özer, Umut Özer. Davacı. Naz Özer. Davalı. Umut Özer. Dava dilekçesi okundu. Tarafların anlaşmalı boşanmak istedikleri ve buna ilişkin protokol sundukları görüldü. Davacıdan soruldu. Evet, dilekçemde belirttiğim gibi boşanmak istiyorum. Hiçbir talebim yoktur. Davalıdan soruldu. Umut Özer, anlaşmalı olarak boşanmayı kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. Gereği düşünüldü. Gerekçesi kararda açıklanacağı üzere davanın kabulüne, tarafların anlaşma protokolü çerçevesinde boşanmalarına karar verilmiştir. Dosya incelendi. Araştırılacak bir hususun olmadığı anlaşıldı. Davacı ve davalının yüzüne karşı karar okunmuştur.
Lütfen burayı boşaltalım beyefendi. Birazdan başka duruşmalar başlayacak. Buyurun. El sıcak ve yemekleri daha sonra hazırlayacağız. Hı-hı. Var mı söylemek istediğiniz bir şey efendim? Bu gayet güzel gözüküyor. Teşekkürler. Her şey güzel gözüküyor. Gülüyor. Heyecanlı mı desem, mutlu mu desem, seni daha önce hiç böyle görmemiştim. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ondandır. Aşık olmuş bu adam. Gerçek aşk. Buna bir isim takmak zorunda mıyız? Hı? Evet. Gördüğüm zaman kendimi iyi hissediyorum. Kim derdi ki günün birinde bir kız çıkacak, koskoca Ali Nejat Karasu'yu bu hale düşürecek. İmrendim gerçekten. Merak ettim. Akşam tanışırsın. Belki gelmeyebilir. Bu sıralar zor günler geçiriyor. Sana çorba yaptım. Ya ne zahmet ettin Allah aşkına. Ya. Ne zahmet Allah aşkına. Ama beklentini yükseltme. Annemin çorbası değil bak ben yaptım. Vay be. Senin böyle hamar attıkların var mı? Tadına bak. Öyle karar ver var mı yok mu bakalım. Tamam. Ya, ama önce ben bir İsot'u arayayım mı? Benim telefonun şarjı bitti de senden rica etsem. Öyle tabii. Bizim İsot'u arayayım ben bugün şimdi. Şunu alayım mı? Tamam. Ya geçen bir 3-4 gün gitmedim Cahit anne. Yanına 3 yaşında bir tane çırak almış. Oğlum dedim ne yapıyorsun ya? Kov bunu yani. Çocuğu geçirdi karşısına böyle yapıyor. İşte ülkedeki global hayat. Etmorfik yapılar falan. Kovuldum dedi sonra. Kafa gidik ya bir arayayım şunu. Bunu nasıl şey edeceğiz? Mesut, ne haber abicim? Genco ben. Kardeş sesin gelmiyor. Az bağır, bağır. Genco ben diyorum, Genco ben. Neredesin? Alo. Hacı, sesini alamıyorum sesini. Bağır, sesini yükselt. Lan İsot... İsot'cum, Genco ben. Genco Usta'n. Yani şu müziğin sesini kapatırsan duyabilirsin abicim beni. Efendim canım. Ya İsot. Sen delirtecek misin beni abicim ya? Usta sen misin ya? Bendim ya. Allah Allah. Neredesin sen? Ne o müzik sesi falan? Gitmedin dükkana. Ben dükkandayım. Da sen neredesin? Ben her sabah bu dükkanı açamam Genco Usta. Abicim tamam biz sonra konuşacağız. Sen beni biraz sinirlendiriyorsun şimdi. Bunları biz gelince uzun uzun konuşuruz. Neredesin sen? Ha, o müzik sesi falan alem mi yapıyorsun dükkanda? Şaşırma ya. Biz emekçi adamız Genco Usta. İşte teyp açık kalmış. Ha tamam. Ben gelince o teybi sana. Abicim dinle beni şimdi. Ben bugün gelmeyeceğim dükkana. Tamam mı? Oralara göz kulak olursun. Tamam ya. O bende o. Artık kediye ciğere emanet ediyoruz ama ne yapacaksın? Yalnız Genco Usta bu böyle olmaz yani. Ben seni uyandırayım. Hayır bu nedir? Bugün yokum, yarın gelmeyeyim. Bugün varım, yarın yokum. Ha? Bak sen bu işleri iyice serdin.
Ama ben haftalık zamanı gelince anlamam yani. Efendim öyle oldu. Efendim böyle oldu yani, yatta da çamura battı. Gidik gidik kafa gidik ya. Tamam tamam tamam. Gelince bunları uzun uzun konuşuruz. O arkanda gördüğün kırık kolu da benim elimde olur yalnız. Haberin olsun, öyle konuşuruz. Tamam mı abiciğim? Oralara mukayyet oluyorsun. Hadi iyi bak kendine. Tamam tamam. Allah'ım ya, bunu biz nereden aldık da başımıza bela ettik yani? Kafa gidik çocukta ya. Alsana çorba iç. Tamam, çorba içeyim. Süteyim mi? Yok yok, ben içerim. Oh. Oo Gökcan'ım, elinize sağlık, çok güzel olmuş. Kibarlık etmiyorsun değil mi? Yok vallahi, yemek konusunda hiç kibarlık etmem yani. Tam annenin kızısın. Seni alan yaşadı. Sen öyle neler salladın? Ay, burası artık benim. Burada danslar, müzikler gırla. Burası partilerin yeni başkenti olacak. Allah'ım, eğlencenin adı olacak burası. Ya Rabbim, yansın ışıklar, sabahlar olmayacak gibi gözüküyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ustan yok mu? Var. Tam karşında. Benim. Nesi var arabanın bakalım, hemen yapalım arabayı. Motor devrini almıyor. Şu anda tam benim uzmanlık alanımdan bahsettim, biliyor musun abi? Aç kaputu, aç. Evet. Demek motor devretmiyor. Allah Allah. Halbuki bütün parçaları yerinde mesela. Motor var bir tane, akü makü. Daha zamanımız var gibi ya. Bir çay içelim. Ha? İçmeyelim mi bir çay, içeriz? Ercü! Bize iki çay bağırsana be Ercü. Allah'ım Ercü ya. Ben artık bu evde yaşamak istemiyorum. Ne demek burada yaşamak istemiyorum? Ne yapacaksın, taşınacak mısın? Anne, kafamı nereye çevirsem hatıralar var. Bir kendini benim yerime koy. Ne var evladım? Umut'a ait eşyaları ya da seni rahatsız eden eşyaları atarsa yerine yenilerini alırız. Yepyeni bir ev olur burası. Ha, o kadar kolay yani. Kolay tabii, ne var? Allah Allah. Hay, Umut'un evi olsa anlayacağım ama senin değil mi? Sen niye taşınıyorsun? Ay, çok manasız. Niye taşınasın canım? Efendim. Merhaba Ayşen, müsait miydin? Evet, efendim. Çok iyi. Peki şey, bu akşam müsait misin? Ne gibi? Bugün benim doğum günüm de. Ali Necat sağ olsun, benim için bir doğum günü partisi düzenliyor evinde. Yani öyle çok kalabalık falan olmayacağız da. İşte dost kim varsa işte onlar gelecek. Ve tabii senin de gelmeni çok istiyorum. Yani aslında biraz işim var ama. Aa, lütfen Ayşen, yani gelmezsen bak gerçekten çok üzülürüm. Söz vermiyorum, bakarım. Tamam. Söz vermişin gibi düşünüyorum. Bekliyorum bak. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bugün Ayhan'ın doğum günüymüş. Haberin var mı senin? Ay, Necat söyledi. Gidelim istersen, biraz rahatlarsın. Yok anneciğim ya. Hiç havamda değilim. Evladım, böyle oturup bir şeyleri kuracağını biraz kafan dağılır. Yani çok kalmayız. Biraz uğrarız. Ondan sonra kalkarız erken. Ben istemiyorum. Sen git istiyorsan. Sen gitmiyorsan benim ne işim var canım? Ah, Umut, ne oldu oğlum? Ah, tamam işte anne, şey bitti işte, boşandık. Ah oğlum benim, sakın üzülme olur mu canım? Sakın üzülme. Başkan her şeyin hayırlısı be. Vallahi sıkma canını. Eyvallah birader.
Bakalım daha neler göreceğiz hayatta bugün ki? Aman niye böyle konuşuyorsun be oğlum? Hayırlısı diyeceksin artık. Belki de böylesi hakikaten ikiniz için de hayırlı olur. Karnın aç mı yavrum? Bir şeyler hazırlayayım mı? Sen gelsene ben de. Ne oldu? Gel. Anne, şimdi bende biraz para var. Hı. Bunu sana vereyim. Sen de kalsın, tamam mı? Oğlum, nereden buldun bu kadar parayı? Hani bir sakin ol ya. Hırsızlık yapacak halim yok herhalde. Araba işinden kazandığım para bu. Al sen de dursun bu. Oğlum, aklın başında mı senin? Bu kadar para evin neresinde saklanır? Bir bankaya yatırsaydın ya. Tamam işte anne, al sen yatır bankaya, faize koy, istiyorsan harca. Tamam mı? Al sen de dursun bu, hadi. Benim paraya ihtiyacım yok çok şükür. Anne ne olursun bak işleri zorlaştırma. Gözünü seveyim ya. Al şu parayı hadi. Hadi. Hay Allah. Başımı derde soktun. Yani bu kadar para evin neresinde saklanır ki? Birader. Gözüm ha. Ben gidiyorum. Ben de geleyim. Yok yok. Yok baba sen otur. Sen nereye gideceksin ya? Sen yat dinlen işte güzel güzel burada. Yok abi yok. Ben de kaçayım üstüm başıma bak şöyle yatıyoruz. Dinlen ya. Al bak annem burada Gökçe burada. İlgilenirler seninle. Dinlen güzel güzel. Bu geceyi burada geçirsen. Sen burada kal bu gece. İyi. Abi gözüm çok fena ya. Çok ağrıyor abi gözüm. Hadi ben kaçtım. Kendine iyi bak tamam mı birader? Tamam. Umut, nereye oğlum? Daha yeni geldin. Hani gideyim ben ya. İşlerim var zaten onları halledeyim. Gökçe burada mı? Yok dersi varmış erken çıktı. Tamam. Selam söylersin ben de. Umut. Sen iyi misin oğlum? İyi anne. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Evladım sabah kahvaltısıyla duruyorsun. Artık vallahi küçüklüğünde gibi ağzına tıkacağım seni zorla. Aç değilim anneciğim. Efendim. Nasıl olduğunu merak ettim. İyiyim. Daha iyiyim. İbrahim'le konuştum. Bir sorun yaşanmamış. Hı hı. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Evdeyim. Parti için hazırlıkları tamamlıyoruz. Sen ne yapacaksın? Gelecek misin? Yok. Ben geleceğimi sanmıyorum ama size iyi eğlenceler. Tamam. Sen bilirsin. O zaman ben seni görmeye gelirim. Yok artık. Böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Ah, ay şu özledim seni ya. Görmek istiyorum. Sakın Ayhan'ı bırakma. Çok ayıp olur. O zaman sen gel. Ne olur ısrar etme Necat. Hiç havamda değilim bugün. Tamam tamam. Anlıyorum. Sadece şansımı denemek istedim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hazırlıyorum yiyecek bir şeyler. Anne aç değilim dedim ya. Ay ne demek aç değilim? Evladım sen iki ayda ne hale geldin farkında mısın? İyi tamam, senin gönlün olsun diye yiyeceğim. Öyle çok fazla şey yapma da. Hazır olunca ben sana seslenirim. Kızım hala doğramadın mı sen onları? Tamam abla, yavaş yavaş doğruyorum işte. Merak etme, iki dakikalık iş zaten. Ha iki dakika diyorsun ama birazdan akşam olacak. Haberin var mı senin?
Ondan sonra benim hikayem bir pabuca girecek. Allah Allah. Kolay gelsin. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Hasret. Memleketten ahbabımız. İstanbul'a geldi de ona bir iş bakacağız artık. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hayırlısı olsun. Hoş bulduk. Sağ olasın. Gülümser, ben Ali Necat Bey'le konuşmuştum. Bakarız demişti bu iş konusuyla ilgili. Düşündüm de acaba burada bir şey yapabilir miyiz? Yani Hasret'e göre bir şey olabilir mi burada? Vallahi onu ben bilemem. Gene de bir Feyza Hanım'a danışmak lazım tabii ki. Tabii, evet. Abla, niye boş boşuna insanlara umut veriyorsun ki? Burada iş falan yok zaten. Sen de sanki bilmiyormuş gibi. Canım, sen nereden biliyorsun? Sen misin bu köşkün kahyası? Feyza Hanım'a sormadan etmeden olur mu? Hayır, biliyorum çünkü Feyza Hanım başka kimseye ihtiyaç duymuyor. Ondan söylüyorum yani. Kızım, olsun, bir sorsak ne çıkar? Ha, iyi abla, sor o zaman. Ben konuşurum Feyza Hanım'la. Eksik olma, sağ ol. Biz artık gidelim, sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Söz vermeyeyim ama hayırlısı olsun, bakarız biz. Sağ olasın. İbrahim, sen nereye? İşin yok mu senin burada? Yok. Var. Ne? Ben bir Hasret'i bırakıp geleyim. Hadi. Aşk olsun abla ya. Ne öyle Feyza Hanım'a sorarım da haber veririm de bilmem ne. Oldu olacak, beni gönder, kadını al istersen yerime. Kızım, sen iyi misin? Ne oluyor sana durup dururken? Ne var, garibanın bir tanesine yardım etsek fena mı olur? Tabii tabii, gariban. Ben biliyorum o garibanları. Sanki görmedim İbrahim'e nasıl böyle alttan alttan baktığını. Ha, şimdi anlaşıldı senin neden derlendiğin. Ne anladın? Kıskandın değil mi? Ama ne kıskanacağım be? Bana ne? Kendi bileceği iş. Erkek milleti değil mi zaten? Hemen bir kadın görsün, ağızları beş karış açılır. Belli ki İbrahim Bey için çok önemli birisi. Adını da hatırlamıyorum, bilmem ne hanım. Öyle evden alıp geri bırakmalar falan. Buna da sabahtan beri doğuruyorum, doğuruyorum, bitmiyor. Ne bakıyorsun abla? Allah'ım, bir tane normal insan çıkarmadın karşıma. Kusura bakma, seni de sıkıntıya soktum. Olur mu canım öyle şey? Merak etme sen. Burası ya da başka bir yer. Mutlaka bir iş bulacağız sana. Sağ ol İbrahim ya. Zahmet oluyor sana ama. Sen düşünme bunları. Sağ ol. Thank you.
geldiniz. Ayhan'cığım, doğum günün kutlu olsun. Çok mersi. Çok seviyorsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ya bunların hali ne ya? Bak şefine söyle, bunları kızartırken kurutmasın. Bir kızartırken hadi, 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 ateşte. Hadi. Ayhan bırak karışma lütfen. Bırak, restoranın değil burası. Ne yapayım? Keyfine bak. Alışmışım işte, duramıyorum ya. Duracaksın biraz. Bak ne diyeceğim sana. Şu zor günlerinde bana zaman ayırıp böyle güzel bir parti yaptığın için sana minnettarım. Arkadaşlar ne için? Hadi gel. Ne oldu sana ya? Böyle birden bir... Böyle bir hafif bir duygusallık, böyle bir zarafet. Bir şey bulaştı sana. Değiştin, böyle değildin sen. Saçmalama bırak. Evet, gerçekten. Var bir şeyler demek ki. Ben niye görmemişim peki? Zamanında olmadığı için. O zaman şimdi bir şey var. Hadi, tamam. Hadi, bir şey olmuş. Ablam geldi. Ay anneciğim. Canım doğum günüm. Teşekkür ederim. Naneciğim yaşlara. Çok mersin. Sen hiç yaşlanmayacak mısın? Ya işte evet, düşünüyorum yaşlanmayı ama... Şımar konuşun, şımartma. Yaş konusunda şımarıyorum hep. Evet. Bu bahisi kapatalım. Ya seni ilk gördüğümde nasılsın, hala öylesin. Hiç mi değişmezsin sen? Genler falan mı? Bu işin sırrı ne anlaşılır? Aslında evet, bir sırrı var. Yani böyle yıllar önce bir ressama resmimi yaptırmıştım. O da bana bir göz kırptı. Sonra ben resmi aldım ama niye göz kırptığını anlamadım. Duvara mı astım? Bir baktım, resim yaşlanıyor. Ben olduğum gibi kalıyorum. Yani bir sebebi varmış. Ne tatlı. Canım teşekkür ederim. Rica edebilir miyim? Hemen geçeyim. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de çok yakışmışsın. Uzun zamandır böyle bir geceyi isteyerek keyifle katılmamıştım. O zaman böyle gecelere hazırlıklı ol. Çünkü bundan sonra birlikte daha çok dışarı çıkacağız. Dışarı mı çıkacağız? Şimdi ben böyle şeylere pek alışkın değilim. Bir daha asla böyle bir şey duymak istemiyorum senden. Ayhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi gittiniz de geldiniz. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben tanıştırayım. Ali Necat ve Pınar Hanım. Merhaba, memnun oldum. Pınar Hanım benim restoranı talim. Evet. Nice senelere diliyorum. Mutlu yaşlar. Bu sizin için. Çok kibarsın. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım mı? İyi olur. Evet. Bakalım ne alınmış bana. Eminim çok yakışacak. İnşallah. Oo harika, tamam bende. Renkler harika. Hemen denemek istiyorum. Şunu bir zahmet tutar mısın? Hemen koyayım. Evet. Gerçekten çok yakıştı. Çok iyi benim zevkimi biliyorsun. Harika. Ben sana bir şey ısmarladım şuradan. Tamam. Hadi gel. Thank you.
yardımcı olabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Ayşe, ya ne niyetin geldin? Bir an gelmeyeceksin zannettim. Vallahi son anda karar verdim. Nasıl zor ikna ettim biliyor musun? İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ya Ali Necat da buralarda bir yerde şimdi gelir. Bak sana çok güzel bir şey göstereceğim. Gel gel sen burada bekle geliyoruz bizim. Aha bir şey alır mısın? Çok sevindim. Ben de bir anda çok gelmek istedim. Nasılsın? İyiyim sen. Sağ ol. İyi akşamlar. Umarım rahatsız etmiyorum. Ah, Murat çocukluk arkadaşım benim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Memnun oldum. Umarım söyleyeceklerimi yanlış anlamazsınız. Ali Neşat benim çocukluk arkadaşım. Onu böylesine etkileyen, gözlerini parlatan hanımefendinin kim olduğunu çok merak ediyordum. Sizi görünce neden olduğunu çok iyi anladım. İnanır mısınız geldiğim günden beri Ali Necat'ın ağzından sizin dışınızda hiçbir sözcük dökülmüyor. Sizinle bu akşam tanışma şerefine nail olduğum için çok sevinçliyim. Ben de öyle. Murat yurt dışından yeni geldiği için. Öyle mi? Nerede yaşıyordunuz? Ali Necat kadar şanslı olmadığım için sürekli geziyorum. Amerika, Avrupa, zaman zaman Türkiye'deyim. Aa ne güzel. Bir şeyler içelim mi? Hadi gel. Tamam. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Çok memnun oldum. İyi akşamlar. Ne içersin? Bilmem. Sen ne içiyorsun? Gerçekten çok yakıştı. Teşekkür ederim. Benim zevkimi yeni yansıtan şey de bu oldu. Bu renk. Aa, siz de mi buradaydınız? Fark etmedim. Nasılsınız Ayşe Hanım? Ayşen benim adım. Aa, öyle mi? Pardon. Kusura bakmayın. Latine bayılırım ya siz? Ben de severim tabii ki. Öyle mi? Ne duruyoruz o zaman? Dansa. Thank you.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Biraz geç kaldım, birkaç işim vardı. Bence pek bir şey kaçırmış sayılmazsınız. Daha parti yeni yeni ısınmaya başladı. Neslihan'cığım. Feyza. Sürprizlerle dolusun vallahi. Murat içeride çok güzel müzik çalıyor. Hadi gel dans edelim. İçeride görüşürüz. Kusura nasıl peki? Gayet iyiyim. Seni özlüyor. Ben de onu çok özlüyorum. Sevdi mi? Devam ediyor değil mi?
akşamlar. İyi ki geldin. Çok mutlu oldum. Ben de çok sevindim. İyi ki gelmişim. Peki. İyi geceler. Çok mutlu ettim. Ben de çok mutlu oldum. İyi geceler. İyi geceler. Selden. Keyfin yerinde bakıyorum. Evet, harika bir gece oldu sayende.